Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Şu an Samsung S22 Ultra ve Vivo X70 Pro Plus 4K 30 FPS'te video kaydına başladık. Güneşli bir gün, oldukça güneşli bir gün. Mesela şu an güneş sol taraftan vuruyor. Tam arkamda kalmıyor. İsterseniz şöyle arkama alayım güneşi. Nasıl bir görüntü oluşacak? Evet, şu an güneş arkamdan vuruyor. Acaba ben nasıl çıkıyorum? Çok güneşli bir gün. Şansımıza tam böyle hem S22 Ultra'yı test etmek için güzel bir gün oldu. Hem de ters ışıkta çok başarılı olan Vivo X70 Pro Plus ve iPhone 13 Pro Max'i de S22 Ultra'ya karşı denemiş olacağız. Bu testlerden sonra da iPhone 13 Pro Max ve S22 Ultra teste girecek. Ben şimdi kameraları şöyle bir üç ayakla elime alayım. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Bakın şöyle güzel bir gün. Çok da böyle sesin olduğu bir gün. Tabii güneşi gören herkes dışarı çıkmış. Ramazan'ın ikinci günü. Dedim bugün herkes oruçludur, dışarı kimse çıkmaz ama güneşi gören şu an dışarıda. Şimdi şöyle yürür adım ileri doğru bir gidelim. Tabii yürür adım diyorum yani. Koşmuyorum, normal bir şekilde yürüyorum. Titreşim engelleme nasıl çalışıyor? S22 Ultra'nın daha önceden testlerde gördük, mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Vivo X70 Pro Plus geniş açıda gimbal var, mükemmel, mükemmel ötesi, ama ana kamerada gimbal yok. Normal bir OIS sistemi var. Aynen S22 Ultra'daki gibi. Mesela şurada bir denemesini yapalım. 3, 2, 1. Şu an güzel titretiyorum. İki telefonda gayet güzel gözüküyor. Zorluyorum. Artık başka bir hale geldi. Bu titremiyor. Bu baya baya dalgalı havada dalgaya karşı teknede gitmeye çalışan bir insanın gözünden gözüken görüntü. Peki, şunu bir dostumuz söylemişti. Hocam olduğun yerden titretme de bir ileri doğru koşsan daha iyi olur. Peki. Bakın şu an koşuyorum. İki telefonu da sabit tutmaya çalışıyorum ama ne kadar sabit tutabilirsek artık. Ve durum bu. Evet. Geldik ağaçlarımızın altına. Mesela şurada güneş nasıl gözüküyor? En son bu testi yaptığımda Vivo X70 Pro Plus ve iPhone 13 Pro Max'in gündüz böyle görüntülerden oluşan testiydi. Kısmet S22 Ultra'yaymış aynı zamanda. Ve S22 Ultra aynı zamanda 13 Pro Max'le de kıyaslanmış olacak. Ekranda gördük, iki telefon birbirine inanılmaz yakın. Gerçekten inanılmaz yakın. Sadece Vivo X70 Pro Plus'ta gökyüzü daha mavi. Gerçi şu an S22 Ultra daha mavi oldu. İzlerken bakacağız bunlara. Tabii ben böyle ekrana bakarak konuşuyorum. Daha önceki testlerde çok fazla şöyle yorumlar okumaya başladım. Hocam keşke videoyu çektikten sonra izleseydin, kendi yorumlarını katsaydın. Dostlar ben burada ekranda gördüğümü size anlatıyorum. Sizin şunu düşünmeniz lazım. Bu adam ekranda titreyerek görüyor ama ben şu an titremeden kaydettiğini görüyorum. Demek ki video sırasında, kayıt sırasında ekran bayağı titriyor. Bu bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden yani videoyu çektikten sonra oturup yeniden o videoyu anlatmıyorum yani. Zaten görüntüler her şeyi gösteriyor. Benim yeniden bir şey anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Yani şu an ben ekranda ne görüyorsam onu anlatıyorum. Buradan beni vurmaya çalışan tipler de var. Yok işte şunu gömmüşsün, yok bunu çıkarmışsın. Saçma sapan yorumlar okuyorum. Yani dediğim gibi insanların böyle belli markalara takıntıları var. O takıntı olan insanlara o markayla alakalı hiçbir şey söylemeyeceksin arkadaş. Hiçbir şey söylemeyeceksin. O marka onun için hep iyi. Hep iyi şeylerinden konuşacaksın. Hiç kötü şeylerini anlatmayacaksın. Saçma sapan yorumlar. Neyse, videolar zaten duruyor. Herkes videoları izliyor. Herkes kendi gönlünde. Aslanı seçti. Şurada bir zoom denemesi yapmak istiyorum. Hazır böyle güzel bir rüzgar var ve bayrağımız güzel güzel dalgalanıyor. Tabii S22 Ultra'da çok sağlam zoomlar var. Şöyle kafadan 10x'e çıkabildik. Bakın kalitemiz bu. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Durduk mu? Hayır, durmadık. Devam ediyoruz. Ve 20x'e kadar da çıkabiliyoruz. Kalitemiz bu. Yani Vivo X70 Pro Plus'ın buna yetişmesi olanaksız. Vivo X70 Pro Plus'ta da şöyle zoom'a doğru giriyorum. Şu an 3x'e kadar girdi. Yani yok yok. Yani alakası yok. S22 Ultra'ya karşı zoom konusunda alakası yok. Çok kötü. Bakın şu an yani kadrajlar tabii farklı gözüküyor ama şu an X70 Pro Plus'ın kadrajında 10x var ve S22 Ultra'nın kadrajında 20x var. Aradaki farka bakar mısınız? Peki 10x'e getirdim. Şu an iki telefonda da 10x var.
kadraj biraz değişik olacak ama idare edin. Arada dağlar var. Yani hiç denemeye gerek yok. Sadece Vivo'da şöyle bir olay yapabiliriz. 1080p'ye geçiş yapabiliriz. 1080p'de kalite daha artacak Vivo'da. Evet, şu an Vivo'da 1080p'de 10x zoom yapabildim ve kalitemiz bu şekilde. Bakın şu an iki telefonumda zoom'u güzel gözüküyor. Vivo sadece 1080p'de baş edebiliyor zoom konusunda diğer cihazlarla. Tabi durduk mu Vivo'da durmuyoruz. Biraz daha devam edebiliyoruz. Şöyle 15x'e kadar çıkacak. Bakın şu an 15x'e kadar çıktı. Vivo'daki kalite bu. Hemen S22 Ultra'da da aynı şeyi yapalım. Yapabilirsek. Şöyle 15x'e kadar çıktık. Şu an iki telefonda 15x'de ama aynı kadrajı tutamıyorum. Şöyle yapacağım. Şu an S22 Ultra 15x. Şu an Vivo X70 Pro Plus 15x. Tabii şu an ben 4K 30 FPS'te devam ettiği için S22 Ultra'yı tercih ederim. Hemen normal kadraja geri gelelim. Şu an 1x'teyim. Tabii iki telefonda da geniş açımız var. Şu an 4K 30 FPS'teyim. Ama ne yazık ki Vivo X70 Pro Plus'ta geniş açıya durmak zorunda kalıyoruz. Fakat S22 Ultra'da direkt olarak geçebiliyoruz. Fakat dediğime bakmayın. Bu fakatı ben Vivo için söyledim. Yani fakat. Şu an Vivo'da da kaydı durduracağım. Şu an iki telefonumuzda da geniş açıyla video kaydına başladık ve kalitemiz bu şekilde. Şöyle etrafı komple bir göstereyim. Aman aman çocuğa dikkat. Acaba şu anki renk kalitesi nasıl? Çünkü Vivo X70 Pro Plus ana kamerada, yani mükemmel renklerde çekerken, mükemmel renk dediğime de bakmayın, abartıyor. Vivo X70 Pro Plus gerçekten abartıyor. Gökyüzünü falan bayağı abartıyordu. Mesela şu an ekranda gördüm, iki telefonda gökyüzü harika gözüküyor. Az önce S22 Ultra'da abartmıştı ama şu an geniş açıda iki telefonda harika gözüküyor. Ve şöyle güzel bir ters ışık olmuş oluyor. Hatta güzel bir ters ışık için şu ağaçların arkasına geçelim. Bir de öyle bir bakalım. Bu arada şöyle yürüyorum. Acaba titreşim engelleme iki telefonda nasıl çalışıyor? Tabii burada Vivo X70 Pro Plus mükemmel olması gerekiyor. Yani bütün telefonları mahvetmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle bir ters ışığımıza bakalım. Ondan sonra da titreşim engellemeye bakacağız. Şu an S22 Ultra'da bakın ağacın tam ortasında bir ışık var. İşte bu lenslerdeki olan ışık. Şimdi Vivo X70 Pro Plus'ta Zeiss lensler var. Yani Zeiss lens kaplamaları var, öyle söyleyeyim, daha doğru olacak. S22 Ultra ne demişti tanıtımlarda? Biz de özel kaplama yaptık ışıklardaki bu yansımalar için. Ya da düşük ışıktaki bu gelen ışıkları daha iyi kaydedebilmesi için. İşte bu kaplamaların ne kadar başarılı olduğu Zeiss'a karşı şu an görülmüş oluyor. Süper bir test olmuş oldu. Harika. Peki aynı durum acaba normal açı için var mı S22 Ultra'da? Şöyle normal açıya geçtim. Bakın normal açıda gene orada bir ışık var. Peki acaba bu Vivo'da var mı? Vivo'da bakalım. Şu an Vivo'da kaydı durdurdum ve Vivo'da da orada bir bakın nokta gözüküyor. Bu demek oluyor ki S22 Ultra'da gerçekten hani böyle bir kaplama yaptığını söylüyordu tanıtımlarda. Ama bütün lenslerde var bu kaplama diyordu. Fakat şu an ana kameradaki başarısı geniş açıda yok. Bakın geniş açıya geçiyorum. Geniş açıdaki ışıklandırma, yani o ışık çok daha fazla. Bakın şöyle göstereyim. Tabii bu geniş açı olduğu için de olabilir. Ama ve lakin normal açıya geçiyorum. Bakın normal açıdaki kalitesi gerçekten Zeiss'a yakın. Yani S22 Ultra lansmanda anlattı. Biz böyle kapladık, şöyle kapladık. Olayını gerçekten başarılı yapmış gibi duruyor. İzlerken bakacağım. Acaba izlerken de bu duyguyu bana yaşatacak mı? Üst tarafa yazıyla geçerim bunu. Ben başarılı buldum. Şu an ekranda gördüğüm Zeiss kadar başarılı. Ters ışık da çok başarılı yani. Acaba 13 Pro Max'e karşı ne yapacak S22 Ultra? Şu an çok merak ediyorum. Peki iki telefonda geniş açıya yeniden geçeyim. Evet, şu an geniş açıya geçtim. Şu ana kadar yaptığım bütün bu geniş açıya geç, normal açıya geç olayları için S22 Ultra'da kaydı hiç durdurmadım ve şu an yaklaşık 15 dakikadır video kaydı yapıyorum S22 Ultra'da. Bu arada Vivo'yu kaç kere durdurdum ve yeniden başlattım. İşte Vivo'da sevmediğim olay bu. Oyuncaklar çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Tek kelimeyle çok kötü. Peki şurada bir titreşim engelleme testi yapalım. Sonra da biraz koşalım. Çocuk kaldırım falan dinlemiyor. Transit geçip gidiyor. Peki şurada hem şöyle bir ters ışık olsun hem de bir titreşim engellemeye bakalım. 3, 2, 1...
İki telefon da sağlam titretiyor ve çok güzel gözüküyor. Yani pek titriyor gibi gözükmüyor. Özellikle Vivo X70 Pro Plus hani gimbal özelliği var. Hiç titremeden kaydetmiş olması lazım. Şartları zorluyorum. Az önce dediğim gibi sandalda dalgalı havada etrafı izleyen göz manzarası işte bu. Peki şöyle bir koşalım. Evet. Hızlı adımlarla koşuyorum. X70 Pro Plus'ın harika olduğunu düşünüyorum. Hani gimbal mod ne kadar başarılı. Tabii böyle beni görenler de bakacak. Bu adam ne yapıyor elinde telefonda? Sakallı herif koşuyor bir yere doğru. İnsanların aklına kötü kötü şeyler gelebilir. Evet dostlar, durum bu. Ben şimdi kendimi çekmek istiyorum şurada ters ışıkta, geniş açıda. Evet dostlar, şu an 4K 30fps'te hem normal açı hem geniş açıya baktık. Şu an geniş açıda da ters ışık yapmış oluyoruz. Acaba ben nasıl çıkıyorum geniş açıda? Şimdi 60fps'e geçmek istiyorum. 60fps'te de bu telefonların kamera durumuna bakmak istiyorum. Her iki telefon da 8K'da destekliyor tabii. Bunlar 8K çeksem bile bunu işleyecek bir programım şu an elimde yok ve 8K'yı işleyemiyorum. 8K'yı ham video olarak internete atmam lazım. Bu sefer karşılaştırma yapamam istiyorum. Yani bir anlamı kalmıyor ama iki telefon da 8K video kaydı yapabiliyor. Şimdi 60fps'e geçelim. Evet dostlar, şu an 4K 60fps'te video kaydına başladım. İki telefonumuzda da 4K'da geniş açıya geçiş yapılamıyor 60fps'te. Kayda başladıktan sonra yapılamıyor ama bilginiz olsun. Normalde biraz sonra kaydı durduracağım. Durdurduktan sonra geniş açıya geçebiliyoruz 4K 60fps'te. Başka türlü yok. 13 Pro Max de dahil olmak üzere bu özellik böyle, yani yapacak bir şey yok. Nedense normal açıda kayda başladığınız zaman geniş açıya geçiş şu an telefonlarda yok. Peki 4K 60fps'te titreşim engelleme nasıl? 3-2-1. Önemli çünkü 60fps şu an. Durum bu. Şöyle zorluyorum. Ve durum bu. 4K 60fps ana kameradayım şu an. Bilginiz olsun. Şimdi isterseniz şöyle ileri doğru bir koşalım. Bakalım acaba nasıl kaydediyorlar. Tabii biraz sonra da gimbal kamerayla deneyeceğiz bu durumu. S22 Ultra çok başarılıdır. Acaba Vivo X70 Pro Plus ne kadar başarılı ve tek elle yapıyorum bunu. Aynen Volkan Manav gibi oldu bu. O böyle yapıyor, bakın tek el diyor. Evet durum bu. Lan hemen de yorulduk ya. Yaşlanmışız. Bakın şurada güzel bir ters ışık. 4K 60fps'teyim. Mesela az önce Vivo X70 Pro Plus'ta HDR devreye girebiliyordu. Yani ben HDR'ı elimle otomatik açabiliyordum. Ve otomatik açıp video kaydı yapmıştım. Ama şu an 4K 60fps'te böyle bir durum yok. Acaba nasıl kaydediyor şu an Vivo X70 Pro Plus? Tabi Samsung S22 Ultra'da HDR zaten otomatik devreye giriyor çıkıyor, bilginiz olsun. Hemen 4K 60fps'te geniş açıya geçeceğim. Tabi durdurmak zorundayım iki cihazda da. Şu an iki cihazda da 4K 60fps'e geçtim. Normalde bu testi hiç yapmıyorum. Yani 60fps testleri de normalde yapmıyorum ama işte cihazlar böyle baba yiğit olunca hadi dedik yapalım. Ama geniş açı hiç test yapmamıştım 4K 60fps'te. Çünkü normal 1x'te başlayıp geniş açıya geçemediği için hiç teste gerek duymuyordum. Ama şimdi hani gerçekten S22 Ultra'da bayağı şeyler, özellikle bu lens kaplamaları bayağı işe yaramış gibi geldi bana. Hani şu testleri de bir yapmak istiyorum. Bütün her şeyi size göstermek istiyorum. O yüzden şu an 4K 60fps'te geniş açıda iki telefona da bakıyoruz. Hemen şöyle bir titretelim mi? 3-2-1. Şöyle sağlam titretiyorum. Bir de şöyle sallıyorum. Yani iki telefonda o kadar aynı gözüküyor ki, halbuki şu an yani Vivo X70 Pro Plus'ta gimbal var. Yani gimbal bir titreşim engelleme sistemi var. S22 Ultra'da da bildiğimiz optik imaj sabitleme sistemi var.